Okan Müderrisoğlu, Abluka'dan soykırıma, Gazze'de ölçülebilir gerçekler. Öldürülen 30 bin insan, yıkılan veya harabeye dönen 175 bin bina. Birleşmiş Milletler'e göre 7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen 1.7 milyon masum insan. 143 günde yağdırılan 70 bin ton bomba. Ayrıca, Son olarak refah bölgesinde açlığa, ilaçsızlığa mahkum edilen, hayatta kalmak için son mücadelesini veren milyonlar. Ve İsrail savaş makinesi şimdi sivillerin kıstırıldığı bu dar alana saldırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu her uluslararası platformda Gazze'deki soykırıma karşı duruşu temsil ettiğini, dünyanın vicdanını harekete geçirmeye çabaladığını yakinen biliyoruz. Peki ya yapar gibi görünenler? yani Gazze'de ateşkesi savunduğunu, iki devletli çözümü desteklediğini söyleyip sütre gerisine çekilenler. Onlar, 1948'den bu yana Filistin coğrafyasında akan kanın sorumluları olmaya devam edecekler. İşte, samimiyetten uzak bu ülkeler topluluğu ile İsrail'in işlediği insanlık suçlarına açıktan yol verenler, bugünden yarına tohumu atılan problemlerin kaynağı olarak görülecekler. Can pazarında varlık yokluk sınırındaki Gazze için ekonomik görünüme ve geleceğe dair bir şeyler söylemek zor. Lakin bu konuda yeterince yazı veya araştırmaya ben rastlamadım. Eldeki en dikkate değer çalışma Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na ait. Üstelik İsrail'in Gazze ablukasını başlattığı 2006 yılından 2023 yılına kadar süren dramatik gelişmeleri bu sayede analiz etmek mümkün. Şu an, savaşlara ve çaresizliğe lanet ettiren istatistiki bilgiler de söz konusu. Hatta 2022 yıl sonu verileri 7 Ekim 2023 sonrasındaki acı gerçekler de tüm sarsıcılığı ile karşımızda. Örneğin Abluka'nın başladığı 2006'da. 1 milyon 350 bin olan Gazze nüfusu, 2023'te 2.2 milyona çıkmış. Ki İsrail, işte bu nüfusu sürmek, yok etmek amacında. 2,7 milyar dolar olan Gazze'nin milli geliri ise 2022'ye kadar yerinde saymış. İsrail saldırılarının başladığı 2023 Ekim'inden itibaren 655 milyon dolar azalarak 2 milyar dolara inmiş. Üstelik milli gelirdeki bu kaybın 525 milyon doları 7 Ekim'den sonra yaşanmış. 93 bin olan Gazze'li işsiz sayısı 2023'te 421 bine çıkmış. 17 yıl önce %35, 2022'de %45 olan işsizlik oranı 7 Ekim bombardımanlarının ardından %79'a fırlamış. 1994 dolar olan kişi başına milli gelir 7 Ekim 2023 sonrası 929 dolara kadar gerilemiş. 2022'de %65 olan yoksulluk oranı da 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırıları ile %96'yı aşmış. Gelinen aşamada her yıl ortalama %10 büyüme performansı göstermesi kaydıyla Gazze'nin 2006 yılındaki ekonomik şartlara erişebilmesi en erken 2035 yılından sonra mümkün olabilecek.